Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Welcome to my YouTube channel. Siz sevgili LGS hazırlanan arkadaşlarım için de İngilizce videolarıma başlıyorum. Evet arkadaşlar, bu videomda emizar kalıplarını anlatacağım. Emizar kalıpları hangi eklerde gelir? I, she, he, it, you, we ve de eklerinde gelir arkadaşlar. Ayda M. He, she, it de is. You, we, they de are'dır. Bunlar pozitif, olumlu cümlelerde bu ekleri alırken olumsuzları ise am, not ya da kısa M not, is, not ya da isn't, are, Nat ya da kısaltılmış hali arıntı olarak görürüz arkadaşlar. E, verilen sorular içerisinde bunlar açık olarak yazmadıysa örneğin he, she, it'i tanımlamak için ay mecburen açık yazılacaktır. Ama he, she, it'i tanımlamak için he arkadaşlar erkek o. She ise kadın o demektir arkadaşlar. It'i ise cümlede cansız bebek ve hayvanlar ile ilgili bir cümle geçiyorsa, o ifade geçiyorsa burada kullanıyoruz arkadaşlar. You ve they ise you sorularda sana hitaben yapılan sorularda sen demek, we biz demek yani çoğul They onlar demek yani çoğul. Demek ki cümlen içerisinde de çoğul geçtiği zaman bu şekilde düşünebiliriz. Dolayısıyla çoğullarda genel anlamda da söyleyeyim. Çoğullarda arı, tekillerde izi kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Pozitifler bunlar. E, negatiflerde de aren't, isn't arkadaşlar. Yani cümlenin gidişatına göre bakacaksınız. Çoğu olsa e, are, ise izi. Şimdi sorulara geçelim arkadaşlar. Birinci soruda başlıyorum. Mary a student. Good. Olumlu bir cümle. Mary a student. Mary ne arkadaşlar? İsim vermiş ama Mary'nin ne olduğunu biliyoruz. She yani kadın olan isim. O halde she'den sonra ne geliyordu arkadaşlar? Is. Ali Ali ne? Erkek. Yani he. At home on his on this Sunday. Dolayısıyla he'den sonra ne gelecek arkadaşlar? Is. No demiş. Olumsuz. Students in the class. Class. Sınıfta değillermiş. Öğrenciler sınıfta değillermiş. Students çoğul. Çoğullarda ne demiştim arkadaşlar? Are gelecek. Ama burada olumsuzluk eki olduğu için aren't. What? Soru var. The capital city of Turkey. Türkiye'nin başkenti neresidir diyor. Capital city bir yer bel belirtiyor. E, dolayısıyla what is. Those my friends. Friends dediği için arkadaşlar. Friends. Friend dese tekil. Friends çoğu. Dolayısıyla çoğullarda ne geliyordu arkadaşlar? Are. No. Olumsuz bir cümle. I. I'dan sonra mecburen ne gelecek dedik? M am gelecek. Ama olumsuzlarında am not gelecek. Dolayısıyla no I am not hungry olan şıkkı alacağız. What I Doing now. Kendine bir soru soruluyor. Ay olduğu için hemen eme yapıştırın. BMW the best for me. BMW nedir arkadaşlar? Cansız bir varlık. Sonuçta bir araç. Is. Yes it. It gördüğüm zaten is for me. Olumlu bir cümle olduğu için ikisinde de is is. Cevap C şıkkı. Evet arkadaşlar dokuzuncu soruya bakıyorum. Nokta nokta John coming to party. John erkek ismi he he dolayısıyla is. No he no dediği için he isn't olumsuz cümle. Okay demiş. Dolayısıyla ne, ne kullanıyorum arkadaşlar? Is isn't. Is isn't'a bakıyorum. Cevap C şıkkı. Eiffel. Eiffel'i herkes biliyor değil mi? The famous building in Paris. Paris'teki en meşhur binadır. Zaten açıklama yapmış. Is. Tourist. Tourists demiş. Turist dememiş. Çoğul eki kullanmış. Taking photos. Tourists. Çoğul olduğu için are. And it highest building. 1800'lerdeki en yüksek binaymış. And it olduğu için de is. Is, are, is. Is, are, is. B şıkkı. I going to school. I am. I am ama I am ill now diyor. Ha ben şu anda hastayım. O zaman gidemiyorum. I am not. Olumsuz. Who nokta nokta you talking honey. You olduğu için are. I olduğu için talking Ayşe. Am. And she olduğu için is. Am not. Are. Am is. C şıkkı. What time? It, sir. It olduğu için is. What time is it? Pardon. Uh, and you asking me? You olduğu için are. Yes, I am olduğu için. I olduğu için am. Is, are, am. Is, are, am. Michael kare vermiş. A baby. Ha, burada kareyi göreceğim. Mesela kare ar olabilir mi diyor. Hayır olamaz. Bu şık gitti. Üçgen M olabilir mi? He olduğu için olmaz. Çünkü burada is olacak. Şunu da yazalım. Is. My mom is. We are. Bakalım. Ee, kalp is mi? Is de cevap vermemiş. Ama we are cevap değişikliği. Bir paragraf bir parça verilmiş. Ankara nokta nokta capital city of Turkey bir yer belirttiği için ne diyeceğiz arkadaşlar? Bir yer belirttiği için is. There many historic places. Places çoğul yerler demek. There many historic çok fazladan bahsediyor. Historic tarihi yerler varmış. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Are. I living there I olduğu için de direkt am. Dolayısıyla is rm is rm c şıkkıdır arkadaşlar. You here now you dediği için are. Turn right there a shop on corner there. A shop ney, Bir dükkan varmış. Köşede bir dükkan varmış. Bir dükkan varmış. Is. Tekil. I working there. I olduğu için direkt M. Dolayısıyla R is M. R is M. C şıkkı. They nokta nokta our football players. Bizim players çoğul. O halde they zaten they'den dolayı are. We living good feelings. Good feelings. Hoş hisler. Ne demek? Yaşıyoruz. Hoş hisler. We are. But I can't see you now. I can't see now. But I can. Şu an göremiyorum. Stadium. You in stadium. Sen st st stadyumda mısın diyor aslında. Sen stadyumda mısın ama cümlenin gidişatına bakarsak arkadaşlar but i can't see you now ya da i can't see now göremiyorum sen stadyumda değil misin demek istiyor ya da sen stadyumda mısın demek istiyor. Bakalım arkadaşlar cümlenin gidişine, şıklara bakalım. They are our football players are aren't We are, they aren't diye bir burada ifade yok. We are living good feelings. Are, am, aren't. Emlik bir şey yok zaten. Is'lik is yok. Demek ki olumlusunu soruyormuş. Bu olumsuz da buraya gelebilirdi. Onun için söylemek istedim. Aren't in the stadium'da sorabilir. 17. I love this music. Who is singing alone? Niye is dedim? Çünkü alone, yalnız. Dolayısıyla... I love this who is Everest Everest Dağını hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Everest the highest mountain in the world. Dünyada en yüksek dağdır. We playing snowball. We dediği için Everest dağ olduğu için is. We dediği için are. Serious serious you diye sorduğu için are. Cevap ne olur? Everest is are are is are, are My name is my name is zaten otomatik men söylüyoruz Ali. Her name is Ayşe. We olduğu için are. Is is are. Geldik son soruya. Student, you student, you olduğu için are. Are you student? Yes, I am. I olduğu için am. Are am. Cevap. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadardı. Hepinize sınavınızda başarılar dilerim. Ayrıca abone olmayı unutmayın. Subscribe me, follow me please. Bye. Hoşçakalın.